değil oğlum. Hayvanları besliyoruz Paşa Fabrikası'na. Bugün Paşa Fabrikası'ndayız. Haftada iki gün geliyoruz. Yaklaşık şeyden beri, bu pandemi sürecinden beri Paşa Fabrikası'na sürekli geliyoruz 3 senedir. Haftada iki gün. Böyle hani artık şeylerden alabilirsem alıyorum. Çünkü mama alıyoruz ama mamayı yedek olarak koyuyoruz. Çünkü biz gelmediğimiz günlerde ısrarla menfezler var şu aşağı kısımlarda. Oralara koyuyoruz. Hayvanlar biliyor zaten yerlerini. Gelmediğimiz günlerde de oradan mamalar alarak mamaları yiyorlar. Burada mesela Paşa Fabrikası'nda 30'a yakın hayvan var. 30-35 gibi, yani bunlar değişebiliyor sürekli. Ama şeyde toplamda 80 tane şeylerde de, şehrin içerisinde de 80 taneye yakın köpek, sokak köpeğine bakıyorum. Eğer insanlar yapacak şeyler arıyorlarsa, daha insani ve vicdani değer anlamında gerçekten spor yapmak yerine gelsinler hayvanlara gıda yardımı. Şimdi bizim mesela burası Survivor gibi. Şimdi aşağı ineceğiz, aşağıya yemek koyacağız, tünele geçeceğiz falan filan. Hem spor anlamında spor yapmak, hem de ruhu güzelleştirmek, ruhu daha iyi yapmak anlamında manevi olarak işe yaradığını ya da varlığının diğer varlıklara hayat verdiğini anlatmak anlamında ben hani bunun çok ruhani bir değeri olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi şöyle, onlar şimdi bir çok geniş bir alan olduğu için ister istemez çok dağınıklar. Öyle olunca da hani kornayla en azından sesi şey yaparak hani bir yemek geliyor sesi şeklinde algılamalarını sağladık. Bunu da tabii birkaç defa yaparak, hani bunu deneme yanılma yöntemiyle yaparak birçok hayvan, yeni gelen buraya mesela sonradan gelen hayvanlar da bunu kapabiliyorlar. Öylelikle onları çağırıyoruz, onları besliyoruz. Sonrasında da yedek yiyeceklerini vererek görevimizi gerçekten yapmış olmanın huzuru ve şeyiyle, sükunetiyle birlikte evlerimize dönüyoruz. Ha, meşakkatli bir iş mi? Çok meşakkatli. Henüz şu an şimdi mesela insanlar soğuk diyor. Ben soğuk olduğunu algılamıyorum. Çünkü biz bu karda, kışta kaç defa düştük buradan, düşüyoruz, kalkıyoruz. Ama mücadelemiz bu şeyler için, masum canlar için. Onlar, dediğim gibi, her zaman bunu da unutmamak gerekiyor. Ben kendime hep bunu hatırlatıyorum. İnsanları da bunu hatırlatmak istiyorum buradan. Bunlar bugün konuşamıyorlar belki bu dünyada ama bence gelecek öbür dünyada, ki öbür dünyanın olduğuna inanıyoruz. İnancımız gereği o bir dünyada çok şey konuşacaklar. Onun için bence hani insanlar bu anlamda bunu da değerlendirmeliler diye düşünüyorum. Mamalar geldi. Evet. Al, sen niye geldin? Al oğlum. Gelin mi?
Ha, mamaları, ekmekleri indirelim. Ondan sonra gönderir.